Şimdi edimsel koşullanmayla klasik koşullanma arasındaki farklara bakalım. Sadece bu farklardan yola çıkarak da aslında soruları yapabilirsiniz. Bir toparlama yapacağız şimdi. Şimdi klasik koşullanma deyince aklımıza Pavlov'un köpeği gelsin. Edimsel koşullanma deyince aklımıza Tolman'ın like kedisi gelsin. Klasik koşullanmada uyarıcı belli. Hatırlayalım. Pavlov da et kullanıyordu köpeği eğitmek için. Uyarıcı tamamen belli, değişmiyor. Edimsel koşullanmada uyarıcı belli değil. Yiyecek de olabilir, elektrik de olabilir. Aradaki farklardan bir tanesi bu. Klasik koşullanmada tepki belli. Ne yapıyordu? Salya salgılıyordu köpek. Edimsel koşullanmada tepki belli değil. Kedi yiyecek verilen butona da basabilir, elektrik verilen butona da basabilir. Dolayısıyla tepkisi önceden belli değil. Klasik koşullanmada önce uyarıcı, sonra tepki. Önce et, sonra salya. Edimsel koşullanmada önce tepki, yani basma davranışı, butona basma davranışı, sonra uyarıcı, yiyecek ya da elektrik. Klasik koşullanmada ödül ve ceza tamamen davranıştan bağımsız. Pavlov hiçbir şekilde köpeğin hangi şekilde davranına bakmadan et veriyor. Edimsel koşullanmada ödül ve ceza davranışa bağımlı. Eğer... Birinci butona basarsa yiyecek gelecek, ikincisine basarsa elektrik gelecek. Klasik koşullanmada organizma pasif, edimsel koşullanmada organizma aktif.